tiyatro, hediye çekilişi, 10 dakika ara sonrası, ikinci bölümde ise Çukurova hoş geldin, yer misin yemez misin, horon olayı, müzik grubu ve son. Okul içinde birçok olayla karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Bunlar alt devre üzerine muhabbeti, sigara içme alanı veya bere kullanma talimatı gibi sorular olabiliyorlar. Arkadaşlarımız düşünmüşler ve bu konuda bir skeç hazırlamışlar. Skeçimizin adı Yozgat Maraton. Maraton Yozgat bölümü başlıyor. Sevgili izleyenler, Maraton Yozgat programında iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam Fenerbahçe, Galatasaray, Yılbaş Yozgat Spor, İngiltere ve Adana Spor, Ceyhan Spor maçının özel görüntüleri, perde arkası ve maç sonrası görüntüleri tartışacağız. Evet Erman Hocam, ne düşünüyorsunuz bugünkü maçlar hakkında? Vallahi hocam, bu hafta bütün maçları izleme fırsatı buldum. Kıran kırana maçlar oldu. Güzel goller var. Tartışmalı pozisyonlar var hocam. Hepsine tek tek göz atacağız. İstersen ilk pozisyonla başlayalım hocam. Oldu hocam. İlk pozisyondan başlıyoruz sevgili izleyenler. İlk pozisyon Yılbaşı Yozgat maçından Levent Urcu'nun pozisyonu oynatalım. Hocam burada birinci sınıflar geliyor. Dur. Şimdi hocam. Birinci sınıf sol el cepte hocam. Sağ elde tespih var. Dik dik bakıyor hocam. Birinci sınıf değil, sanki aktör hocam. Aktör hocam gerçekten. Devam ettirelim pozisyonu hocam. Hocam işte duralım burada. Dur hocam. Şimdi bak, göz göze geldiler hocam. İkisi de birbirine kızgınlık ifadesiyle bakıyor. Evet hocam, burada bir müdahale var mı? Var hocam. Birinci sınıf var yapmış, kasıt var. Hocam, devam et. İyi niyet yok mu? Yok hocam. Dur. Dur hocam. Şimdi ikiler kötü bakıyor hocam. Muhtemelen birinci sınıfın intibak görmediğini düşünüyorlar hocam. Devam et hocam. Dur. Şimdi hocam burada dur. Uğur, pilot abi. Uğurcum 90 derece döndür pozisyonu bir görelim. Hocam, Mevlana'daki Şebi Aruz dönemlerdeki bir semazenler gibi döndüler hocam. Döndüler hocam. Uğur geri alalım bir dönme olayını. 90 derece. Aynı semazen hocam bak. Dur. Neyse pozisyon devam etsin hocam. Hocam birinci sınıfın eller cepten çıktı. Aferin. Böyle oldu. Hap kaç kere değil. Dur. Hocam bundan sonrası... Hocam şapur şukur ödüyor hocam. Hocam evet, bundan sonrası 18 yaş artı Uğur'cum bu pozisyonu oynatalım. Vallahi hocam o acımdan sonra yayınlansın. Çıkartalım pozisyonu. Evet sevgili izleyenler, pozisyonu izledik. Biz de devreciliğin böylesini istiyoruz. Sonunda yüzlerimiz gülsün diyoruz. Hocam arzu ederseniz ikinci pozisyona geçelim. Geçelim hocam. Evet ikinci pozisyon günlerce konuşulan, tartışılan, merkez hakem komiserliğinin değer üzerinde sık sık durduğu bir pozisyon. Hocam kantin sırasında izdiham vardı. Birinci sınıflar poğaça yiyemediklerini dile getirdi. Bakalım neler yaşanıyor kantin sırasında. Evet, Uğurcu pozisyonu oynatalım. Şimdi hocam. Durduralım Uğurcu. Dur hocam. Şimdi birinci sınıflar gelmişler, simidini almak için uğraşıyorlar hocam. Hocam İçilerde 100 metredeki Hüseyin Bolt gibi dizilmişler hocam. Bak şimdi hocam. Devam ettin, gitsinler bunlar. Tamam Uğurcu. Dur. Bak şimdi hocam. Sağdaki simide, oradaki aşmaya, soldaki poğaçaya gidiyor. Doğru mu sevgili Şatsa? Doğru söylüyorsunuz hocam. Devam ettirelim Burcu'm. Dur. Şimdi hocam bak. Sağdaki 2,5 metrelik, ikinci sınıf bir kırbıraş gibi hocam. Pozisyonu görüyorum. Hocam, ayakkabısı 43 numara, emniyet yapımı Rugan siyah deri ayakkabı. 45 numara hocam, 43 deri görmüyorum. Hocam yanlış gördüm, gözler bozuk biraz. Uğurcum bu pozisyonu biraz geri alalım. Al Uğurcum. Dur hocam aç. Dur. Bak şimdi birinci sınıf simidini almak için parayı uzatmış hocam. Yani birinci sınıf parayı verecek, ikiler gelip simidi yiyecek hocam. Hocam. Bak böyle adalet. Hocam peki ortadaki arkadaş çekilmiş mi, faul var mı hocam? Vallahi hocam.
Ona bir faul var. Sarı kart doğru hocam. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Devam ettirelim. Hücum pozisyonu sonuna gelelim. Devam hocam, devam. Yaşasın kötü duygu! Evet hocam, muhtemel ihtimal Zekeriya Amir'in öğrencileri... Herhalde öyle olmaz hocam. Hocam, bu arada bakıyorum bir gol haberi geliyor sigara içme alanından. İki kişi bereyle sigara içme alanına girdi. Emniyet amiri Zekeriya Dursun gol attı. 1-0 maçta var. Zekeriya amiri amatörden, akademiden tanırım. Gol kuralına yürüyor hocam. Helal olsun diyeceğiz, başka bir şey diyeceğiz. Evet hocam. Son günlerde herkes onu söylüyor hocam. Zekeriya Amir bir yemekhanede, bir yatakhanede, bir içtima alanında. Diyoruz ki biri onu durdursun, emniyet amiri Zekeriya dursun. Hocam bir de son dakika haberimiz var. Bakıyorum Nizamiye'den bir tır girdi. Evet, Uludağ'dan bundan sonra sularımız Erikli. Vallahi hocam, ben o suyu içtim. Zemzem gibi hoca, çok güzel su. Öğrencilere hayırlı olsun diyeceğiz. Evet hocam, arzu ederseniz üçüncü pozisyonuna devam edelim. Evet sevgili izleyenler, üçüncü pozisyonda son günlerde vizitede patlama yaşatan bir pozisyon. Bere yasaklandı. Dediler ki artık bereye takılmayacak. Arkadaşlar sadece sigara içmelerinde takabiliyorlardı bereyi. Bakalım ne oldu, oradaki kurallara uydular mı? Oynat Hurcu. Hocam burada birinci sınıflar intibak görmemiş dediğiniz gibi. Dur! Şimdi hocam. Yardımcı açan doğru yerde mi hocam? Hocam bakıyorum evet sigara içme alanı çizgisi üzerinde duruyor kendisi. Yardımcı açan durduğu yer karar doğru yani hocam. Doğru hocam. Şimdi hocam hangisi ihlal etmiş? Hocam soldaki geride kalmış. Sağdaki ihlal etmiş hocam. Evet hocam. Bereye git sigara içme alanına bereyle girmiş. Devam ettirelim pozisyon Urcuğum. Hocam burada bereyi taktılar, eller cebe gitti, bir telefon, dur hocam. Dur! Şimdi hocam bak, eller cebe gidiyor, telefon çıkıyor, 3 tane kural ihlali var hocam. Peki hocam, bu telefonla saat kaçta konuşmuş hocam? Hocam biz kayıtlarımıza baktık, 15.59. Şimdi hocam ne diyorum Merkez Hakem Komiserliği, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kuramına göre? Öğrenciler sabah 8'de akşam 16:00 arasında telefonda konuşamaz. Doğru mu hocam? Hayır hocam, maalesef o da değişti. Artık sabah 07:30 ile 16:15 arasında telefonlarımız kapalı oluyor sevgili izleyenler. Bu öğrencilerin hali vahim. Vallahi hocam, öğrenciler olarak bu aralar çok sıkıntılı geçiyor. Cezalar artıyor hocam. Yaşamak gerçekten zorlaşıyor. Neyse evet. Devam edelim. Pozisyonu biraz geri alalım hocam. Ben bir pozisyona takıldım. Gel, gel Urcuğum, gel. Hocam, Burcu'm burada dur. Hocam, bere kullanma talimatnamesi neydi? Önce bere ölü noktaya tutulacaktı. Elle ve gözle içi kontrol edildikten sonra başımıza... Hani hocam sizin bir börek tabiriniz var, neydi? Vallahi hocam, Isparta yöresinin meşhur böreği, katmer böreği var hocam. Onu katlayacaksın öyle hocam. Katmer böreği gibi katlayacaktık ama bu öğrenciler serseri gibi takmışlar. Bakıyoruz, buna öğrenciler misiniz hocam, Allah aşkına? Vallahi hocam, ben demem. O zaman pozisyonu devam ettirelim. Uğurcuğum devam. Hocam peki bu öğrenciler ne ceza yemişti? Vallahi hocam ben de merakla senden bu haberi bekliyorum. Evet sevgili izleyenler, bu öğrencileri Bartendas Faik yakaladı. Acaba ne ceza verdi diyeceksiniz. İkinci bir emre kadar şıram dedi sevgili izleyenler. Hala devam ediyorlar hocam. Vallahi hocam. Kollar yorulur çocukların, çekemezler hocam. Hocam öğrenciler orangutan gibi oldu, ne düşünüyorsunuz? Vallahi hocam, günde 3 öğün çekiyorlar hocam. Yemekte bile şınav çekiyorlar, yatakhanede şınav çekiyorlar. Vallahi hocam, bu bir işte orangutan değil, gorille olurlar hocam. Evet hocam, bakıyorum bir gol haberi daha geliyor hocam. Yozgat maçından bir gol haberi daha geliyor. Kim attı hocam? Hocam, 39 puanlı Burak Karahan attı. 1-1 oldu. Öğrenciler gole attı sevgili izleyenler. İçtima alanında eli cebine giren Burak Karahan, bütün amirleri, komiserleri çalımladı. Golünü attı, etüte girdi.
hocam Burak'a. Burak demek ki bütün beden derslerine giriyor. Kaçırmamış hocam. Peki bu arada Zekeriya amirimiz neredeymiş hocam? Hocam Zekeriya amirimiz bir grup öğrenciyle ormana çıkmış. O sırada. Bir de hocam Zekeriya amirimizi sanırım at kaçırmış sevgili izleyenler. Hocam ben şurayı anlamadım. Zekeriya amirimizi mi at kaçırmış yoksa at mı Zekeriya amirimizi kaçırmış hocam? Hocam o tartışılır ama umarız altı etütüne yetişir kendisi. Vallahi hocam o at çök kalk yapar, şınav çeker, Zekeriya amirimizin elinden kurtulur hocam. Evet hocam, bir saniye hocam telefon çalıyor. Evet amirim. Anlaşıldı. Hocam iyi bir haberim var, bir de kötü haberim var maalesef. İyi haberim, Zekeriya amirimiz otele yerleşmiş. Şu anda yarın sabah saatlerinde okulumuzda olur. Ama kötü haberim hocam, maalesef programımızı o da izliyormuş. Hocam ayak ayak üstünüze attırdı görmüş sizin. Yarın yemekhane nöbetçisiniz hocam, söyleyin. Yaptın beni şansa. İnsan bir ayar hocam. Hocam sorma, benim de 3-5 nöbetim var gece. İyi olmuş hocam. Evet sevgili izleyenler, pozisyonları gördük, tartıştık. Şimdi son pozisyon. Biliyorsunuz hocam, konferans salonumuz yeni yapıldı. Çok konuşulan, çok tartışılan pozisyon. Kamera sistemi yerleştirildi. Bundan sonra konferans salonuna yorgan yastık gitmek yok sevgili izleyenler. Bakalım öğrenciler konferans salonunda neler yapıyor. Uğurcuğum pozisyonu oynatalım. Uğurcuğum burada pozisyonu durdur. Şimdi hocam, sağdaki arkadaşımız nereden gelmişti hocam? Hocam o arkadaşımız şark görevi için Somali'den geldi, zenci oldu kendisi. Dedik ki onlar uyumaz, onlar yorganı yastığı ilk başta alanlar oldu sevgili izleyenler. Vallahi hocam ben de bir duyum aldım. Türkoloji okumak için Türkiye'ye gelmiş ama Yozgat Polis Meslek Okulu'na düşmüş hocam. Evet hocam. Neyse pozisyona geçelim biz. Devam ettirelim Uğurcu pozisyonu. Durduralım burada. Şimdi hocam, Pombola'nın kızımız iyi niyetli hocam. Uyarıyor hocam, diyor abla diyor, kalk diyor, bari diyor konferansın sonuna yetiş. Ana fikrini falan anlasın diyor. Evet hocam, o Pombola'nın kızımız uyarmaya çalışıyor kendisini. Bu arada konu, konferansın konusu aynı için şiddet sevgili izleyenler her zamanki gibi. Hocam, vallahi hocam, bu konferansta da uyunurmuş hocam. Uyunur mu diyorsunuz? Uyunur hocam. Hocam. Devam ettirelim hocam pozisyonu. Dur! Hocam Zekeriya amir ikinci gole yaklaşıyor. Ben de yapacak hocam. Atar mı hocam? Atar hocam. Bakalım attı mı? Devam Urcu. Abla, Zekeriya amirimiz apoletiklerini aldı abla. Dur! Hocam 2-1 oldu. İdare gole attı. Zekeriya amirimiz bu yıl biliyorsunuz gol kralı. Tekrar diyoruz ona. Bir onu durdursun. Emniyet amiri Zekeriya dursun.